Hünkârım. Kasım. Hayırdır gece vakti? Ne oldu? Pek hayır değil hünkârım. Bilmenizi icap eden mühim bir mesele var. Bayezid'le ilgili. Sultanım, rahatsız ediyorum. Fakat arz etmek istediğim bir mesele var. Hususi. Seni dinliyorum. Dün gece hünkârımızla beraber tebdil halde dışarı çıktık. Şahit olduklarım beni ziyadesiyle üzdü. Vaka epeydir vaziyet beni huzursuz ediyordu. Kendilerini tanıyamıyorum artık. Herkese, her şeye karşı derin bir öfke içindeler. Kimseye acıması, merhameti yok. Sivasi Efendi'yi dahi idam edeceklerdi. Rabbimin bir hikmeti olsa gerek. Vakitsiz bir ezan okundu da öyle vazgeçtiler. İntikamın saçları ağırsa da yaşlanmazmış. Hünkâroğlum vaktiyle kendine yapılanları ve Sultan Osman'a reva görülen zulmü unutmuyor. Herkesi düşman belledi. İntikam alıyor. Ölüm saçıyor adeta. Sultanım, ben hünkârımıza sadakatle bağlıyım. Canım yoluna feda olsun. Ancak bu yol yol mudur? Sadece kendilerini değil, Devlet-i Aliye'yi ve hanedanımızı da tehlikeye atmıyorlar mı? Rabbim güle bile kendini savunması için diken vermiş. Sen sanır mısın ki koskoca devlet kendini savunamaz? Savunur elbet. Nizam-ı alemin 4 şartı vardır. Hikmet, İffet, adalet ve cesaret. Bir padişah da bunlardan biri dahi eksikse devlet elden gitmeden saltanatı biter. Hünkârımız yeni yasaklar ilan ettiler sultanım. Kahvehanelerden sonra meyhaneler de kapanıyor bir bir. Hepsi yıkılacak. Afyon ve mey men edildi. Ahali iyice korkmaya başladı sultan. Cezası da idam. Bu kadar da fazla artık. Mehmet Paşa. Sultanım. Divan-ı Hümayun ne vakit toplanıyor? Bugün meclisi toplayacağım. Lakin hünkârımız teşrif etmeyecekler. Zira sarayda değiller. Âlâ. Ben gideceğim divanı.